Arkadaşlar bugün ikinci kez merhaba diyorum herkese. Online C# eğitimlerimizin 84.'sünü gerçekleştireceğiz. Bugün ilk defa bu kadar erken bir saatte ders yaptık. Gündüz dersimizi seyreden 7-8 arkadaş vardı. Saat 13'te yaptık ilk dersimizi. Bugün ikinci dersimizi gerçekleştireceğiz. Ne yaptık bugün gündüz? Hemen şöyle kısaca bir hatırlayalım, ondan sonra başlayalım. Matematik komutları diye bir uygulama yapmıştık. 83. dersimiz olmuştu o. Hemen yüklensin şöyle. İkinci bir form yüklemişiz, o yüzden hata almışız. Start diyelim şöyle. Start dedim. Mesela çalıştı. Mutlak değer dediğim zaman negatif bir değer vardı. Onun mutlağını alıyordu. İşte galiba 5,2 mi ne, öyle bir değer girmiştik. Onu 6 yapıyordu. 6 yuvarladı. İşte 4,2 veya bir başka değer, onu bir alt değere yuvarlıyordu. Alt tam değere. İki rakam girmiştik. O daha doğrusu iki sayı girmiştik. İki sayıdan büyük olanı veriyordu. Minimum da iki sayıdan küçük olanı. İşte üsal dediğimizde 2'nin 5. kuvvetini alıyordu. Kök al dediğimizde 624'ün kökü. Pi dediğimiz zaman tam pi sayısının bize karşılığını verdi. Bir şeyi bir şeye böldürmüştük ama neyi hatırlamıyorum. 3'müş. İşte galiba sinüs 90 ve kosinüs 90 mıydı? Çok emin değilim. Ve tanjant 180 değerlerini ne yapmıştık? Bugünkü matematik komutları dersimizde uygulamıştık. 26 dakika falan sürmüştü o ders. Şimdi bugün 84. dersimizi bu akşam yapacağız. Saatimiz 10 oldu artık. Yavaş yavaş giriş yapabiliriz. Ne yapacağız bu akşam? Klasör ve dosya, daha doğrusu klasör, sadece klasör işlemleri yapacağız. Şöyle klasör işlemleri diyeyim. Kodlarla klasör oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz klasöre isim vereceğiz. Ondan sonra bu klasörün bir takım özelliklerini görüntüleyeceğiz. İşte oluşturma tarihi, aktif kullandığımız uygulamanın yolu, sürücüdeki mesela program files dosyası içerisindeki programların listesi gibi şeylere de ne yapacağız? Değineceğiz. Önce ne yapalım? Aynı şeydeki mantığı uygulayalım. Bugünkü dersimizi seyreden arkadaşlar bilirler. Matematik komutları dersimizi, matematik fonksiyonları dersimizi seyreden arkadaşlar bilirler. Oradaki mantıkta bir ders yolu izleyelim. Mesela butonlar ekleyelim. Butonlara komut verelim. İşte birinci buton klasör oluştursun. İkinci buton klasörü silsin. Üçüncü buton işte şey var mı? Oluşturulan yerde klasör var mı onu kontrol etsin. Dördüncü buton oluşturulan klasörün oluşturulma tarihini versin şeklinde. Bu şekilde gidelim. Hemen bir renk şöyle mokasin diye bir renk olsun. Olsun bakalım. Form 1 yazıyor. Form ismimizi değiştirelim. Ne diyelim? Klasör işlemleri diyelim. Bir tane buton ekliyorum. Daha sonra bu butonun fontunu kullanacağım. Hepsinde kopyala yapıştır yapacağım. Butonumun ismi klasör oluştur olsun. Klasör oluştur adında bir buton ekledim. Font kısmına geldim. Yazı tipi SIGA UI olsun şöyle. Yarı kalın ve büyüklüğü de 12 olsun. Biraz büyütelim. Klasör oluştur adlı butonumuzu. Klasör oluştur adlı butonumu şöyle sol tarafa ekledim. Dediğim gibi bugünkü dersimizi izleyen arkadaşlar az çok nasıl bir tasarım ve nasıl araçları konumlandıracağımızı tahmin ediyorlardır. Şimdi bir tane de text box ekleyelim arkadaşlar. Text box ne işe yarayacak? Metin kutusu klasör oluşturacağımız klasöre isim vermek için kullanacağız. Şöyle bir tane text box ekledim. Bunun da fontunu biraz büyütelim. SIGA UI kullanalım burada da. Bu da yarı kalın olsun ve 12 boyutunda olsun şöyle. Biraz büyüttüm. Bunu sağa alalım. Bir tane de label ekleyelim bunun önüne. Label'ımı ekledim. Bunun da yine aynı fontu kullanalım. SIGA UI yarı kalın ve 12 olsun. İsmini değiştirelim. Text kısmından ismine ne diyelim? Klasör adı diyelim. İki nokta üst üste koydum. Şöyle biraz daha sağa alalım. Birazdan bunun altına list box falan ekleyeceğiz. Bu şekilde ne yaptık? Label'ımızı, butonumuzu ve text box'ımızı ekledik. Soru var mı? Bakalım. Soru yok. Klasör oluştur adlı butonumun üzerine geldim. Name kısmından değiştiriyorduk. Neden? Çünkü çok fazla buton kullanacağız. Yaklaşık 9-10 tane buton kullanacağımız için komut satırlarında birbirine karışmasın. Hangi buton ne işe yarıyor, ne görevde, onları ayırt etmek için name kısımlarını değiştiriyorduk. BTN klasör oluştur diyelim. Name kısmında şöyle yanlış yazdım. Name kısmında isim adlandırması yaparken ne yapıyorduk? Önce bugünkü derste söylemiştik. Önce aracın
sessiz harflerini kısaltıyorduk. Genelde bu şekilde bir kullanım oluyor. Daha sonra araca vereceğimiz ismin baş harfleri, büyük diğer harfleri küçük şekilde ne yapıyorduk? İsimlendiriyorduk. Klasör oluştur butonuma çift tıklıyorum. BTN klasör oluştur alt tere klik diye bana ne oldu? Event olayım geldi. Şimdi klasör oluşturma için benim bir tane referansa kütüphaneye ihtiyacım var. Using system.io in ve out kelimeleri giriş ve çıkış işlemi yapacak. Using system.io dedim. Şöyle geldim klik olayı içerisine. Şimdi benim neye ihtiyacım var? İlk önce string bir değere ihtiyacım var. İsmi klasör olan ve textbox birden text kısmını alan bir değişken oluşturalım. String klasör eşittir textbox 1.text. Klasör adlı değişkenin textbox birden gelen değer olacak. Peki geldik klasörü oluşturmaya. İngilizce'deki klasör kelimesinin karşılığı arkadaşlar directory nokta create directory dosya oluştur parantez içerisinde nereye oluşturacağız dosyayı? Mesela masa üstünü oluşturalım. Şöyle masa üstünde ben bir şunun bir özellikleri neyin özellikleri diyebilirim? C users desktop diye gelecek ama şuradan alayım bir saniye. Yeni klasörde alalım mı? Yok, isim kısmını şeyden alacağız. Tamam. Kopyaladım. Silebilirim. Şimdi geri dönüşme gönderelim onu. Ne yapalım? Bir tane çift tırnak yapıştırdım. Ondan sonra ne yapalım? Çift slash'larımızı ekleyelim. Şöyle ekledim. 1, 2, 3. 3 dedikten sonra bakın çift tırnağın sonuna geliyorum. Şuraya bir çift slash daha koydum. Artı dedim. Şöyle tırnağın kenarına geldim. Artı dedim. Artı dedikten sonra ne diyeceğim? Klasör diyeceğim. Klasördeki değer. Noktalı virgülümü koydum. Klasördeki değer ne olacak? Benim yani daha doğrusu textbox 1'deki değer ne olacak? Benim oluşturmuş olduğum klasörümün ismi olacak. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Klasik bir adla başlayacağız. Deneme diyelim şöyle. Baş harfi büyük olsun. Deneme dedim. Klasör oluştur dedim. Kapattım. Bir bakalım oluşmuş mu? Şu şekilde en alta bakın şu sol alt köşeye ne yaptı? Deneme aldı. Klasörüm geldi. Bir daha deneyelim şöyle. Start dedim mesela. Ne diyelim? Ne diyelim şöyle? C# dersleri diyelim. Bakalım şey verebiliyor muyuz? Emin değilim. Diye C# koydum ama. Şu an sorun yok gibi. Güzel. Bu da geldi. Şimdi tekrar deneme diyelim. Bir bakalım hata verecek mi? Aynı klasör ismini. Deneme dedim. Şöyle baş harfi de büyük. Deneme dedim. Klasör oluştur dedim. Geldik buraya. Yeniledim. Denemeyi zaten oluşturduğu için ne yaptı? Tekrar oluşturmamış gibi oldu. Güzel. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Klasör oluşturma işlemini bu şekilde ne yaptık? Gerçekleştirmiş olduk. Copy dedim. CTRL-V deyip yapıştırdım altına. Şimdi klasör sil diyeceğim. Text kısmına geldim onun. Oluşturu sildim. Klasör sil diye adlandırdım. Name alanına geldim. BTN klasör sil. BTN klasör sil dedim. Ve klasör sil butonuma çift tıklıyorum. Kodlarımı yazmaya başlıyorum. Diyorum ki string klasör eşittir textbox 1.text. Silme işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Tıpkı oluşturma işlemini yaptığımız gibi. Mesela oluşturma işlemini ne yapıyorduk? Textbox 1'e girmiş olduğumuz alan ne ismiyle? Klasör ismiyle o isimde bir klasör oluşturuyordu. Silme işleminde de textbox 1'e girmiş olduğumuz ne yapacak? Şeyi silecek. Klasörü silecek. Ne diyeceğim burada? Diyeceğim ki directory nokta ne diyeceğim? Delete. Delete. Parantezimi açtım. Parantezimi açtıktan sonra şöyle şu alanımı kopyalıyorum. Ama artık klasör demeyeceğiz. Burada ne diyeceğiz? Directory nokta bir saniye. Klasörü sileceğiz. Yolu yazacağız. Bir yolu yazalım şöyle. Bir deneyelim bakalım. Çok emin olamadım bundan. Kopyaladım. Geldim. Çift tırnak içerisinde yapıştırdım. Ondan sonra çift tırnağımı koydum. Artı klasör dedim. Bir bakalım çalışacak mı? Noktalı virgülümü koydum. Masa üstündeki şu deneme aldı klasörü. Hatta C# dersleri aldı klasörü bir silelim. Şöyle kopyaladım bu ismi. Şimdi start diyelim bakalım çalışacak mı? Klasör adını buraya yapıştırdım. Klasörü sil dedim. Bir gelelim masa üstüne. Tamam silmiş. Çalışıyor. Şimdi bir de deneme için deneyelim. Deneme için deneyelim. Önce bir klasör oluşturalım. Yeni klasör diyelim şöyle. Klasör oluştur dedim. Şu an oluşturdu büyük ihtimalle. Bir de deneme diyelim şöyle.
Klasör sil dedim. Bunun tam kontrolünü nasıl yapabiliriz? Bir try catch bloğu kullanılabilir. Bu şekilde ne yaptı? Deneme aldı, klasörümü sildi. Yeni klasör aldı, klasörü benim masa üstüme oluşturmuş oldu. Anlaşılıyor sanırım. Basit ve yalın bir konu arkadaşlar. Kısa kısa komutlarımız mevcut. Mesela bu ne işe yarayabilir? Şu işe yarayabilir. Yine bir kayıt programı üzerinden örnek vereceğim. Bir kayıt programı yaptığınızı varsayalım. Kayıt programında müşterilerin bilgilerini ne yapmanız gerekiyor? Ayrı ayrı klasörde. Örneğin müşteriler adında bir klasör var. Her müşterinin bilgisini ayrı bir klasörde tutmanız gerekiyor. Onun için burada bu klasör işlemleri ne yapılabilir? Devreye sokulabilir. Klasör sil butonunu kopyaladım. Üçüncü bir buton olacak. Yol var mı diye kontrol etsin. Yol var mı? Yani daha doğrusu yol var mıdan ziyade burada şey var mı? Ne var mı? Ne desek ki? Burada klasör var mı gibi bir anlamı mevcut bunun. Kontrol et. Ne diyelim? BTN yol kontrol. İki yanıtı var bunun. True ya da false olarak bize döndürme işlemi yapacak. String yol diyelim. Eşittir. Şurayı kopyalayalım şöyle. Desktop. Hatta yeni klasörün içine kopyalayalım. Şu an yeni klasörü kopyalayalım. Güvenlik kısmına geldim. Kopyaladım. Geldim. String yol dedim. String yol eşittir. Çift tırnak içerisinde yapıştırdım. Ve sonuna ne yaptım? Noktalı virgülümü koydum. Başına bunun et işareti de koyarsam ne olur? Bunun bir yol olduğunu bildirmiş olurum. Noktalı virgülümü koyduğumda düzeltecektir o satırı. Ondan sonra messagebox.show bana mesaj kutusunda göster. Bana mesaj kutusunda neyi göster? Directory.exit. Exit parantez içerisinde neyi? Yolu. Ondan sonra nokta ne olarak? String olarak. Nokta to string. Bana şu anda true döndürmesi gerekiyor. Yeni klasör içerisinde. Daha doğrusu yani burada bir klasör var mı diye kontrol yapılıyor. Yol var mı dediğim zaman ne yaptı? True dedi. Yani burada bir yol, bir klasör mevcut. Aslında klasör var mı şeklinde. Hani bir kontrol yapıyoruz sadece orada. Dördüncü butonuma ekledim. Dördüncü butonum ne olsun? Oluşturulma tarihi olsun. Şöyle. Oluşturulma tarihi diyelim. Sığmadı bu. Bunu biraz küçültelim şöyle. 10 yapsak. Şuraya segua u. Segua u. Yarı kalın ve 10. Tamam. 10 sığdı. Hemen geldim name alanına. btn oluşturulma tarihi. BTN oluşturulma tarihi dedim. Çift tıkladım oluşturulma tarihi adlı butonuma. Şimdi diyorum ki string adres 2 nokta eşittir. 2 nokta değil. Adres dedikten sonra şu adres alanını kopyalayalım. Mesela yeni klasör ne zaman oluşturmuşuz? Beraber bakalım. Yapıştırdım adres alanımı. Ondan sonra indim alt satıra. Diyorum ki messagebox.show parantezimi açtım. Directory klasör nokta get creation şöyle get creation time yani ne demek al get al demek creation oluşturma time zaman oluşturma zamanını al parantez içerisinde neyin oluşturma zamanı adresin oluşturma zamanı adres dedikten sonra nasıl alacağım nokta to string olarak alacağım şöyle parantezimi açtım kapattım noktalı virgülümü koydum. Mesaj kutusunda bana yeni klasörün oluşturma tarihini ver. Start dedim. Şu an saatimiz 22.14. O yaklaşık 2-3 dakika önce oluşturduk sanırım. Ne zaman oluşturmuşuz? Evet 4 dakika önce 22.10'da saat 10'u 10 geçe ve 14 saniye geçe yeni klasörümüzü oluşturmuşuz. Şimdi hemen bunun nasıl çalıştığını doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Mesela saniye geçiyor mu? Tamam 15 geçeye kadar yine 14 geçe içerisinde olacak. Bir klasör daha oluşturdum. Deneme adında klasörü oluşturdum. Şimdi şurada yeni klasör yazıyor ya sildim onu. Hemen deneme diyeceğim şöyle. Bana 14 geçe içerisinde vermesi gerekiyor. F5 dedim çalıştırdım. Oluşturma tarihi dedim. 22, 14, 32 dedi. Doğru mudur? Doğru. Şu an 47, 48 yani 10-15 saniye kadar önce oluşturduk. O zaman sorunsuz şekilde ne yapıyor? Programımız çalışıyor. Deneme klasörde ne yaptı? Sol alt boşluğa yine gitmiş oldu. Dersin konusu klasör işlemleri arkadaşlar.
Aynen, çok kolay Musab. Basit işlemler, böyle birer satır. Bugünkü matematik konusu da kolaydı bence. Orada da yine böyle bir satır, iki satır komutlar var. Yani inanın, programcılık işin içine girdikçe ve konulara hakim oldukça öylesine kolay ve zevkli geliyor ki insana. Yol var mıdan sonra geldik 5. Beşinci butonumuz ne işe yarayacak biliyor musunuz? Aktif olarak kullanmış olduğumuz uygulamanın yolunu verecek. Yani nasıl? Şöyle. Şu an aktif olarak kullandığımız uygulama ne? Visual Studio'da C Sharp programlama dili içerisinde C Sharp Windows Form Application olarak klasör işlemleri adında bir .NET Framework'ün C Sharp uygulaması. Peki bunun klasörü nerede? Hemen şöyle göstereyim. Bilgisayarım, belgeler, şöyle Visual Studio 2013, buradan Projects kısmı. Projects'ten klasör işlemleri, klasör işlemlerinden tekrar klasör işlemleri, ondan sonra bin debug. Debug'dan sonra nereye gelecek? Şu uygulama. İşte şurada bakın, adres çubuğunda zaten çıktı. Adres çubuğu içindeki neyi? Yolu, bana adresi kodlarla message box olarak yazdıralım. Hemen ismini değiştirelim önce. Yol var mı olmasın, ne olsun? Aktif program yolu. Aktif program yolu dedim. Birazcık küçültmem gerekecek sanırım. 12 idi. Şöyle 10 yapalım. Tamam, 10 oldu. İsmim de BTN aktif program, aktif program yolu. Burada aktif dememin sebebi, çünkü sebebi kod içerisinde kullanacağım bir kelime var. Current aktif demek. Şu an geçerli olan anlamına gelmekte. O yüzden aktif dedim. Ne diyorum? Şimdi burada herhangi bir string veya bir başka şekilde değişken tanımlamama gerek yok. Message box içerisinde gerçekleştireceğim olayı direkt. Message box nokta show parantez içerisinde directory klasör nokta get, hemen şöyle alta çıktı. Get current directory parantezimi açtım kapattım nokta to string dedim. Yine parantezimi açtım kapattım, noktalı virgülümü koydum. Şimdi bir start diyelim, bakalım çalışacak mı? Aktif program yol dedim. C users kullanıcılar, Casper adlı kullanıcı, Document Visual Studio 2013. Dokümanda belgelerim arkadaşlar. Projects, klasör işlemleri, klasör işlemleri, bin ve debug. Debug klasörünün içinde ne varmış? Benim exam varmış. Bu şekilde olacak. Yapıştırdım butonumu, devam ediyorum. Şimdi geldim 6. komutumla. 6. komutum program files içerisinde bulunan programları listeyeceğim. Yani klasörleri listeleyeceğim. Hemen şöyle bir göz atalım. Yerel disk C dedim. Program nerede? Program files. Program files dedim. İşte buradaki klasörlerin bana neyini getirecek? İsmini getirecek. Hemen ismini değiştirelim şöyle. Program files diyelim. Biz de program dosyaları olarak geçmekte ama biz program files olarak adlandıralım. BTN program files list diyelim şöyle. Hepsi İngilizce olan bir komut olsun. Program files'ı bize ne yapacak? Listeleyecek. Şimdi burada neye ihtiyacım var? Benim bir tane değişkene ihtiyacım var. Değişkenimin adı adres olsun. String adres dedim. Adres eşittir. Adresim ne peki benim? Program files'ın direkt içerisi. O zaman ne diyeceğim şöyle? Sağ tuş özellikler diyelim, bakalım buradan alabilecek miyim? Güvenlik kısmından alabiliyorum. Kopyaladım. Ondan sonra çift tırnak başına bir tane et işareti yapıştırdım. Et işaretini tırnağın dışına yazacağız şöyle. Et işaretinin ne anlama geldiğini zaten biliyorsunuz artık arkadaşlar. Et işareti benim bunun bir yol olduğunu programa bildirmemi sağlıyor. Et işaretiyle C2 nokta üst üste slash program files dedim. Program files içerisinde alacağım. Şimdi ne yapacağım? Oradaki klasörleri, program files içinde bulunan klasörleri bir tane diziye atacağım. Daha sonra bu diziyi neye yazdırabiliriz? Bir list box'a yazdırabiliriz. Dersin başında söylemiştik, şu alt kısımda bir tane list box kullanacağız diye. Şu list box'ı getirdim şöyle. Büyütelim list box'ımızı. Şöyle yeterli sanırım. Kopyaladım, yapıştırdım label'ıma. Şuranın ismini değiştirelim. Ne diyelim? Program files dosyaları. Çok sağlıklı bir isim olmadı ama en azından anlaşılsın diye bu şekilde kullanalım. C2 nokta üstte slash program files dedik. Ondan sonra dizimi oluşturuyorum. String köşeli parantezimi açtım kapattım ve bunun bir dizi olduğunu
programa belirtmiş oldum. String klasör dedim, eşittir directory nokta get directory ne diyeceğim, get directories diyeceğim. Get directories dedikten sonra parantezimi açtım, ne diyeceğim, adres diyeceğim. Adres dedikten sonra noktalı virgülümü koyuyorum, indim aşağı. Neleri alacak? Klasörlerin bir nevi adını alacak. Bu adresteki klasörlerin adını. For each. For each döngümü kullanacağım. For each döngüsünü de daha önce kullanmıştık. Parantez içerisinde for each'te ne vardı? 4 tane parametre alıyordu. İlk değer benim değişkenin türü. İkinci değer değişkenimin ismi. Üçüncü değerim in. In benim komutumdu. Ve dördüncü değerim neyle veya neredeki alanla ilişkilendireceğim. Oradaki değişkenin adı. İlk parametremi yazıyorum, string. Ondan sonra i diyelim, in diyelim ve son olarak ne diyelim? Klasör diyelim. Ondan sonra süslü parantezimi açtım. For each döngüm çalıştığı sürece listbox'a ekleme yap. Listbox 1.items.add parantez içerisinde i.toString parantezimi açtım, kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Ve şimdi start deme zamanı. Start dedim. Program files dedim. Bu şekilde ne yaptı? C program files deyip benim program files içerisinde bulunan bütün klasörlerimin ismini ne yaptı? Getirmiş oldu. Bakalım soru var mı? Teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Soru yok. Devam edelim. Kaç tane buton oldu? 6 tane oldu. 10 tane butonumuz var toplamda. 7. butonum son erişim zamanı. Mesela biraz önce ne yapmıştık? Biz yeni klasöre erişmiştik. En son 22.14'te galiba erişmiştik ama belki üzerinde daha erken işlem yapmış olabiliriz. O yüzden emin değilim. Şöyle kopyaladım butonu, yapıştırdım. Geldim, 7. butonum bu. Ne diyeceğim buna? Son erişim diyelim. Son erişim zamanı diyelim. Son erişim zamanı. Font kısmından şuraya bir 11 yapalım. 11'e sığmadı. 10'la sığdı. Geldim name alanına. Hemen ismini değiştirelim. btn son erişim zamani diyelim. Şöyle Türkçe karakter burada kullanmamaya özen gösterelim. Hani değişkenler içerisinde kullanıyoruz ama şeyde hani Visual Studio 2013'te sorun çıkmıyor. Ama burada şeyde name kısmında kullanmamaya dikkat edelim. Biraz daha profesyonel dursun. Son erişim zamanı adlı butonuma çift tıklıyorum ve komutlarımı yazmaya başlıyorum. String yol eşittir. Yol dedikten sonra ne yapacağım? Yeni klasörün yolunu alacağım. Hemen sağ tuş özellikler dedim. Bakın özellikler dediğim zaman arkadaşlar konum geliyor. Güvenlik yani genel sekmesinde konumu geliyor. Güvenlik sekmesine tıkladığım zaman nesne adı olan yerde ilgili dosyanın veya klasörün her neyse onun ismi de gelmiş oluyor. Çift tırnak. Çift tırnağın başına bir tane et işareti. Çift tırnağın içerisine yolu yapıştırdım ve noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra mesaj box'la hemen bunu da verdirelim. Mesaj box.show parantezimi açtım. Parantezimi açtıktan sonra ne diyeceğim? Directory, klasör. Dedikten sonra al. Neyi al? Geçmişi al. Hangi geçmişi? Erişim geçmişi. Hangi erişim geçmişi? Erişim zaman geçmişi. Bakın sadece bu İngilizce kelimeleri ne yapacağız? Daha doğrusu şöyle. Sadece bu Türkçe kelimeleri İngilizce çevireceğiz. Al. Get. Neyi al? Geçmişi. Get last. Erişim. Access ve zaman. Time. Get last access time dedim. Ondan sonra parantezimi açtım. Nereden? Yoldaki değeri al. Nokta toString. Parantezimi açtım. Kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Kırmızı çizgi altından kalktı. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Ne diyecek? Son erişim zamanı dedim. Ne yaptı? 22.10.14'müş. Saat 10'a 10 geçe en son açmışız klasörümüzü. Şimdi bir daha açalım bakalım. Şöyle. Bir daha açtık. Şimdi yeniden bir deneyelim bakalım. Değişecek mi acaba? Son erişim zamanı diyelim. 22.10.14. Daha ilk oluşturmuş olduğumuz zamanı ne yapıyor? Alıyor. Güzel. Ondan sonra şöyle devam edelim. Butonumu kopyaladım. Yapıştırdım. Şimdi ne yapalım? Klasörün adını değiştirme işlemini gerçekleştirelim. Klasör adı değiştir. Klasör ad değiştir. Şu D harfini büyük yazalım. Font kısmına gelelim. Yine sığdıramadık. 10 yapalım şöyle size'ını. Düzeldi. İsmin de name kısmından btn klasör ad değiştir dedim.
Klasör at değiştir adlı butonuna çift tıkladım. Şimdi burada ne yapacağım? Değiştirme, taşıma anlamına gelen move diye bir kelimem var benim. Şöyle directory.move diyorum. Directory.move parantezimi açtım. Parantezimi açtıktan sonra ne yapacağım? Burada message box falan vermeme gerek yok. Çünkü klasörün adını değişip değişmediğini gidip kontrol ederek görmem gerekiyor. Şimdi şu yolumu alayım ben. Şöyle yolumu aldım. Alamadım. Şimdi aldım, kopyaladım. Yapıştırdım directory'imi bunun içerisine. Bakın şimdi burada benim girmem gereken iki tane parametre değeri var. Birincisi klasörün şu anki konumu ve ismi. İkincisi aynı konum ve ne yapacağım? Şey yapacağım burada. İsmini değiştireceğim. Yeni klasör yazıyorum. Mesela bunu ne diye değiştirelim? C# dersleri olsun. Şimdi sonuna bir tane noktalı virgül koyalım. 25 dakikalık kısmımız bitti. Tam programımızı çalıştırırken kaydımız yüklendi. O yüzden çalıştıramadık. Şimdi yeniden çalıştıralım şöyle. Bakın. Klasör at değiştir dediğim zaman hata alacağım. Neden? Çünkü hemen söyleyeyim size. Kayıt yüklenirken biz zaten klasörün adını değiştirme işlemini gerçekleştirdiğimiz için şu an değiştireceğim alanda bu isim yok. Yeni klasör yok. C# dersleri diye bir isim var. Hemen şöyle değiştiriyorum. Ctrl C dedim. Yani ne yapacağım? Bu hatayı almamız da süper oldu. Yapıştırdım. Bunu değiştireyim mesela, ne diyelim? Deneme diyelim. C# dersleri adlı klasörü deneme olarak değiştir. Şimdi start dedim. Geldim şöyle masaüstüne aldım. Şu anda deneme de var. Şu denemeyi silelim. Yenileyelim. Şu an C# dersleri aldı klasörüm. Klasör at değiştir dedim. Ne oldu? Deneme olarak bu şekilde değişmiş oldu. 8. butonum da sonlanmış oldu. Şimdi ne yapalım? Ctrl C dedim. Ctrl V. Sürücüleri listeleyelim. Bilgisayarımızdaki hani klasör olarak tam olarak klasör gibi adlandırılmasa da en azından bu işlemi de gerçekleştirmiş oluruz. Çünkü directory dediğimiz klasör sınıfı içerisinde kullanılmakta. Şöyle ismini sürücüler diyelim. Sürücüler. Hemen üstte name kısmına geldik. btn sürücüler olsun. Şunu sileyim bir saniye. Sürücüleri nerede listeleyin? Listbox'ta listeleyebiliriz. Şimdi sürücüler butonuna çift tıkladım. Komutlarımı yazmaya başlıyorum. Neye ihtiyacım var? Yine listeleme işlemi yapacaksak bizim bunları hafızada tutmak için bir tane diziye ihtiyacımız olacak. O yüzden dizimi oluşturuyorum. String köşeli parantezimi açtım. Dizi eşittir. System.io.directory.getlogical diyelim şöyle. GetLogical drives. Yani yerel, yani logic, aslında şey burada logical yerel olarak değil. Logical sürücüleri, bilgisayarda bulunan sürücüleri listele. Drives dedim. Parantezimi açtım, kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Listbox 1. Items. Add parantez içerisinde dizi. Dizideki değerleri al. Benim listbox'ıma yazdır. Şimdi çalıştırdım. Çalıştırdığım zaman bilgisayarımı açayım şöyle. Bilgisayara tıkladım. Benim bilgisayarımda şu an 3 tane sürücü gözüküyor. C sürücüsü, sistemin bulunduğu. D sürücüsü, kişisel verilerimin bulunduğu. Ve bir de ne var? E sürücüsü var. O da CD sürücü olarak geçmekte. Şu anda flash disk yakınımda yok. Olsaydı F'yi de takardık, flash disk. Sürücüler dediğim zaman şöyle bir hata aldım. Güzel. Dizi nokta to string mi dememiz gerekiyor acaba? Bir deneyelim bakalım. Dizi nokta to string diyelim. Yeniden çalıştıralım. Sürücüler dedim. Şimdi o hatayı çözdük hemen. Video kaydını durdurup hatayı bir çözelim dedik. Şurada eklememiz gereken bir şey daha var. Add dedikten sonra bunları bir dizi olarak alt alta sıralamak istiyorum. O yüzden ne diyeceğim? Add range diyeceğim. Range diye bir komutum var. Range dediğim için burada zaten string'i kaldıracağım. Bunu string'e dönüştürme işlemini kaldıracağım. Ne yapacaktır? Şimdi sorunsuz şekilde çalışacaktır. Start dedim. Sürücüler dedim. Ne yaptı? C 2 nokta üstte slash, D 2 nokta üst üste slash ve E 2 nokta üst üste slash diye bana sürücüleri ne yaptı? Vermiş oldu. Şurada şöyle bir şey de yapılabilir. Mesela onu da yapalım hatta. BTN sürücüler kliğe basıldığı zaman o label 2'di galiba. Label 2 nokta text eşittir. Sürücüler olsun. Noktalı virgül. Şeye basıldığı zaman, program files'ta basıldığı zaman da label 2 nokta text eşittir.
Program dosyaları olsun, noktalı virgül mü koyayım. Varsayılan değer olarak da ne girelim mesela? Şöyle bir saniye. Listeleme verileri diyelim. Çok anlamlı bir isim olmadı ama listeleme verileri. Şimdi start dediğim zaman mesela şöyle masa üstüne alayım. Program files dediğim zaman ne yapıyor? Program dosyaları olarak adlandırıyor şeyimi, label 2'mi ve program dosyalarını listeliyor. Sürücüler dediğim zaman da ne yapıyor? Sürücüleri altına alıyor. Bunu kaldırmak için ne yapacağım? Her butona bastığımda öncesinde listviye.itemsclear diyerek listviyemi temizletmem gerekiyor. Temizletme işlemini yaparsam o sorun da ne yapılacaktır? Ortadan kalkacaktır. Şimdi son bir butonumun komutu daha var. Ondan sonra bitireceğiz. Pardon, yanlış yere tıkladık. Yapıştırdım şöyle buton onun altına. Buna da ne diyeceğim? Üst dizin diyeceğim. Bir üst dizini gösterecek. Mesela bir klasörün D2 nokta üst üste işte mesela ne müzikler diye bir klasör var. Üst dizini çağırdığım zaman müziklerin bir üst dizini olan D'yi ne yapacak? Bana bir mesaj box'la göstersin. Şunu da biraz daha aşağı alalım. Tam olarak hizalanmış olsun. Hemen şöyle btn üst dizin diyelim. Şuradan btn üst dizin diyelim. Üst dizin adı butonuna çift tıkladım. Ve diyorum ki directory info üst dizin eşittir directory nokta get parent, yani onun atası anlamına gelen, ebeveyn anlamına gelen get parent'ı kullanacağım. Peki nereden alacağım get parent'ı? Bakın burada string path diyor. String olarak yolu girmemizi istiyor. Şöyle şunu alalım mesela, ff output diye bir klasör, bu şeylerin olduğu, videoların olduğu klasör. Et işaretini koydum, çift tırnak yapıştırdım ve noktalı virgülümü koydum. FF output, bu FF şeyden geliyor, format factory programından gelmekte. FF output'un bir üst dizini bakalım neymiş, beraber görelim. Mesaj box nokta show dedim, parantezimi açtım. Ne diyeceğim? Üst dizini bana yazdır. Nasıl yazdır? String olarak yazdır. Noktalı virgülümü koydum, F5'e bastım. Üst dizin dedim. Ne yaptı? Benim FF output adlı klasörümün üst dizini D olarak verdi. Yani bir üst slash'tan bir önceki değeri vermiş oldu. Sürücüleri, evet onu söyledik. Sürücüleri biçimlendirme işlemi yapılabilir arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle yapılacaktır. Daha önce denemedim ama yani büyük bir ihtimalle yapılacağını düşünüyorum. Bu şekilde dersimizi noktalamış olalım. Kaç dakika oldu? Herhalde bir 32-33 dakika falan oldu diye tahmin ediyorum. Klasör işlemlerini de burada tamamladık. 84. dersimiz oldu bu. Bir sonraki dersimiz yarın akşam olacak. 85. ders. Yarın akşam bir ders yapmayı düşünüyorum. Dersin başında 2'ydi ama şu an düşündüm de 2 ders yetişmez. Gündüz fırsatım olmayacaktır çünkü. Ama salı günü gündüz de ders yapacağız büyük ihtimalle. Yani inşallah Temmuz ayı bitmeden 100. dersimize ulaşmış olacağız. O zaman sözü burada noktalayalım. Hayırlı sahurlar dileyelim herkese arkadaşlar. 12 Temmuz 2015'te bugün. Derslerimizin 366. günü. Hepinize iyi geceler diliyorum. 85'te. 85. dersimizde görüşmek dileğiyle. Özür diliyorum. Bir saniye bir bakayım. Karıştırdım şu anda. Tamam, 85. 85. dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi geceler.